Hoş geldiniz. Luna üzerine konuşacağız. Tabi burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Kârınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu da beğenmenizi rica ediyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. E yine USDC'deki manuel hareketin sıkıntı doğurduğu coinlerden bir tanesi de arkadaşlar. Hangisi tıpkı Lunge gibi. Luna oldu. Bu bağlamda ciddi iğne hareketleri yaptı. Önceki videolarda çok şadını geçirdiğimiz 2.2'lere kadar da iğne hareketiyle birlikte e, atıp devamında tekrar fiyat toparlaması karşımıza çıkıyor. Şimdi saatlikte bir dead cross var. E, tıkır tıkır yükseliyor. Bu bağlamda hacim var. E, yeterli diyebileceğimiz seviyelere doğru gidiyor. E, dolayısıyla hareketli ortalamaları kırma ihtimali de var arkadaşlar. Ancak kırmadığı müddetçe de bir hareket yapmak için erken olacaktır uzun lafın kısası hala ben red yeme ihtimalinin biraz daha yüksek olduğunu düşünüyorum özellikle USTC böylesine yükselirken onu söyleyeyim. E, haftalık kapanış etkisi de artık geçiyor. Dolayısıyla 251 noktaları oldukça önemli. 251'lerin üzerine atmadığı müddetçe luna tarafında her an yön aşağı halde devam edecektir. E, nitekim baktığımızda ilerleyen günlerde de 2.2'lere mum hareketlerinin devamı halinde düzeltmeye devam etme ihtimali yüksek olarak görüyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum herkese. Hoşçakalın.